Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, şeyhim filan, dinim İslam, bunları söylettiriyorlar. Buradan dışarıda söyleyince o şaşkınlık gidiyor da o cevap verebiliyor. Üçler, yediler, kırklar, 360'lar. 360'lar da var. Kutup vefat ederse üçlerden birini alırlar. Yedilerden birini üçlere alırlar. Peki kutup iki tane mi hocam? Bir tane. Bizimle kaset çalışıyor. Bir tane. Ondan sonra yedilerden bir tanesini üçlere alırlar. Kırklardan bir tanesini yedilere alırlar. 360'dan bir tanesini kırklara alırlar. Üç, dünyadan bir tane de 360'lara alırlar. Dünyadan bir kişi alırlar. Bunlar sağdırlar. Öyle değiller. Bu hani ricali bir şeyler var. Onlardan aynı mı? Ricali'l gayb. Ricali'l bunlar sağ insanlardır. Yani bunlar bir hayattan hayattadırlar. Belki çocuk çolukları da var. Gidip de geliyorlar. Görüyorsun ama tanımıyorsun kendilerini. Öylelikle bunlar dünyayı tutanlar bunlardır. Onlar olmasa dünya ayakta durmazdı. Evet. Benim babamın şeyhi varmış da bu Rusların şey zamanında, asıl azgın Bolşevik zamanında asıyorlar, kesiyorlar, Sibirya sürüyorlar, şöyle böyle yapıyorlar. O şeyh efendi de çocuğu filan da yokmuş, öyle keramette büyük bir şeymiş. Bizim memleket insanların hepsine şeyiymiş. Memlekete gider, bir eve girerse, o evde haram bir şey olursa o evden yemek yemezmiş. Velhasıla bu böyle bir, yani maruf Şeyh Abdullah derlermiş ismini de. Şeylerin zamanına gelmiş. Bolşevikler. Bir de bakmış ki diyor, Bolşeviklerin zamanına geliyor. Bunun evi varmış, çok güzel. Evinden çıkartmışlar, hamamı varmış. Hamama koymuşlar onları, karı koca. İhtiyar olduğuna şeye sürmemişler, Sibirya'ya. Hamamda duruyorlarmış bunlar. Hamamlar da bizim biraz büyük olurmuş. Böyle bir yatak bir şey yapmış. Abdest yeri filanı orada. Kar da yağmış diyor. Gecenin birinde, akşamın yastığı arasında vardı. Karısına demiş ki diyor, hanım anne, beni yıka. Temiz elbiselerimi de giydir. Beni almaya gelecekler bu gece. Kim gelecek diye de sormamış. Orada leğen koymuş bakı. O şeyin içinde yıkanmış, kurulanmış, giydirmiş filan etmiş. Temiz yatağına koymuş. Çorabını filan hepsini giydirmiş. Akşam namazını gelmiş. Kılmış. Ha geldiler, ha gelecekler. Bakınıp duruyormuş. Derken kapı çalınmış. O valide sultan kapıyı açmış. Bakmış iki tane genç asker geldi. Hoca efendi hazır mısın demişler. Şeyh efendi hazır mısın? Evet evlatlar hazırım demiş. Kucaklarını almışlar. Hani böyle tutar ya iki kişi de oturturlar. İki kişi tutmuşlar bunu, oturtmuşlar kucaklarına. Bunlar ikisinin de boynuna sarılmış. Haydi Allah'a emanet olun demiş. Dışarı nereye götürüyorsunuz, kimsiniz demeye kalmamış. Ayağını tutacakmış, çorabı elinde kalmış. Ardından dışarı çıkınca kaybolmuşlar. Kadın başlamış feryat edip bağırmaya. Müritler varmış yakında. O müritler koşup gelmişler, ne var ne yok, böyle böyle götürdüler hocam, şey efendi. Sağa koşarlar, sola koşarlar, yeni kar yağmış, bir yabancı bir iz arıyorlar, bulamıyorlar. Askerler diyorlar, her şeye haber veriyorlar. O gitti gitti öyle diyor. Bulamadılar. Onun yerine kendi vefat etmeden, yani kaybolmadan bu ikinci bir kimseyi müritlerin arasından sizin şeyhiniz budur diyerekten onu şey yapmışmış. O da demiş, o gittiği yerini buldu artık demiş. Bulunmamış. Gitmiş öyle. Öyle de diyor, kapıdan çıkarttılar, aldılar, kayboldu. Aldı gittiler. Yani bu bize bir örnek var ki götürebiliyorlar. Gidebiliyor. Ve o kim bilir ne kadar yine yaşadı. O kırklara karıştı. O kırklardan biri vefat ettiği için. Kırklara karıştı.